Merhaba, bugün aramızda Ankara'nın sevilen, bilinen ve aktif simalarından Sayit Tolga Oktay ile birlikteyiz. Kendisi bu seçimlerde ayrıca Ankara 1. Bölge Bağımsız Milletvekili adayıdır. Tolga Bey, hoş geldiniz. Siyeray Türk Peki. ve Asya'nın Asya sesi Ankara Stolu'na hoş geldiniz diyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Sizi ağırlamaktan çok mutluluk ve şeref duyduk. Bizim bazı merak ettiğimiz sorular var. Evet. Bunları dinleyicilerimiz için sizlere yönelteceğiz, dile getireceğiz. Tolga Bey, kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum, beni davet ettiğiniz için, beni ihya ettiniz, teşekkür ediyorum. Isimim Tolga Oktay, Sayit Göbek ismim. Sayit Tolga Oktay'ı kullanıyoruz tabii uzun olarak. Ben 1974 Ankara'da doğumluyum ilk orta ve lise eğitimimi Tetankara Koleji Vakfı Özel Lisesi'nde tamamladım. Akabinde Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliğinden mezun oldum. Okul ve bölüm birincisi, yüksek şeref öğrencisi olarak yüksek öğrenim başarı bursuyla. Akabinde Atılım Üniversitesi'nde işletme bölümünde işletme yönetimi yüksek lisansını tamamladım. Kısa bir dönem, yani kısa dönem dediğim 5-6 yıl kadar Kapadokya Üniversitesi'nde Akademik ve İdare Kurulu Üyeliği ve Turizm Otelcilik Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundum. Dış ticarete ilgim var. Türk Dış Ticaret Vakf'ının dış ticaret uzmanlığı sertifika programına gittim. Bir yıl süren bir programdı. Uluslararası ve dış ticaretle ilgili kendimi bu alanlarda geliştirdim. E, ve tabii ki e, bir memleket ve e, devlet sevdamız var diyeyim. E, genç yaşlardan beri e, siyasete, yani ülkeye, millete hizmet, hizmet etmek adına içimde bir ateş ve enerji olduğunu düşünüyorum. Bunu bir öde zaman zaman yorulsam da, yani bir yapmadığım zaman e, pişmanlık duyar gibi bir e, hal oluyor. Bu sebeple genç yaşlardan itibaren ee, Anavatan Partisi Gençlik Kulları Genel Başkanlığı yaptım. Genel Başkan Başdanışmanlığı görevlerim oldu. Ee, 2009 Çankaya Belediye Başkanı adayım yine. Türkiye'nin yani girdiği son 20, e, 2001 yılından beri aktif siyasetten e, uzak duruyorum. E, tekrar e, ekibimle birlikte almış olduğumuz kararla tekrar geri döndük. Evet. Şimdi kendinizi tanıdıkken e, ipucu verdiniz ama ben tekrar yönetmek istiyorum. E, bu seçimlerde sizi milletvekili e, olmaya iten sebepler nelerdir? E, öncelikle şöyle, Türkiye'deki e, siyasi partilerin ve siyasi aktörlerin, e, siyasi liderlerin bir güç, irade ve kişilik ortaya koyamadıklarına, bu sebeple bir eksen kaymasına ve erozyona uğradıklarına, bu da toplumda bir bunların seçmen kitlesinde bir yozlaşmaya ve karmaşaya sebep olduğunu görüyorum. Bu ortamda en iyi yapılacak şeyin yani Türk milleti ve Türk devleti adına bağımsız aday olarak aday olarak tepkimi koymak istedim. Ayrıca tabii Türk demokrasisinde farklı bir nokta var. Ne yazık ki bizlerin yani sizlerin hepimizin Türk milletine, Türk devletine hizmet etme iradesi, ne yazık ki partilerin oligarşik bir lordlar kamerasının elinde birkaç kişinin dudağının arasında, yani onların karar verdikleri, yani bir partiler adına birkaç kişinin karar verdiği milletvekilleri aday olabiliyor. Diğerleri liste dışı kalıyor. Bu da aslında tam bir demokrasi değil, güdümlü bir demokrasi. Yani bloke edilmiş bir demokrasi. Birkaç kişinin belirlediği adayları önüne, önlerinize, önümüze sürüyorlar. Biz onları oylamak zorunda kalıyoruz. Ee, bence böyle olmamalı. Belki iki türlü bir seçim olmalı. Bunu demokrasi Hı -hı. kültürüne yakıştırmıyorum. Demokratik bir hareket olarak da görmüyorum. Bu sebeple ben Hürür ortaya koyarak Hı -hı. ilk önce bunlara bir reaksiyon olarak reaksiyon göstermek Hı -hı. istedim. Teşekkürler. Şimdi Tolga, Bey diğer merak konuşu konu şu: Seçilmeniz halinde Ankara için yapmayı planladığınız proje veya burada çözüm üretilmeyi bekleyen sorunlarla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Efendim, ben öncelikle Türkiye'nin içerisinde bulunduğu problemlerin başında ekonomik darboğaz olduğunu görüyorum. Yani çok projelerim var. Projelerimi özetleyecek olursam. Yani şöyle kısaca akademik bir giriş yapacağım yani giriş gelişme sonuç olmadan. Ana problem ekonomik darboğaz. Türkiye bu ekonomik darboğazı aşarsa sorunların bir çoğundan kurtulmuş olacak. Bu ne demektir? Yani bu benim projelerim içerisinde. Türkiye Batı Avrupa ile Avrupa ile bir olmayı Avrupa Birliği adaylık ve adaylık süreciyle ilgili yıllarca denedi. Ve bu bizi hiçbir yere götürmediği gibi devamlı yani sadece gümrük işbirliğinden hani milyarlarca milyonlarca dolar hani zararımız var. Ee, bence e, Türkiye'nin bu ekonomik darboğazdan kurtulması yine bizim hani can kardeşlerimiz, kan kardeşlerimiz doğudaki Türkiye Cumhuriyetlerle ve Şanga işbirliğine e, bir işbirliği örgütü içerisine ve çalışma içerisine gir, e, girerek yapılanacağına inanıyorum. Dünyanın en büyük yeraltı ve yerüstü kaynakları, e, Türk zaten Şangay Beşlisi'nin içerisinde 4 Türk Cumhuriyeti var. Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan. E, Çin ve e, Ki, 2030'ların en büyük e, ekonomik gücü olarak e, bütün e, ekonomik çizelgilerde karşımıza çıkıyor Çin. Niye yani bir Batı işbirliği, Avrupa Birliği kapılarını zorlamak varken Doğu'yla işbirliğe gidilmesin ki dünyanın en altı en iyi yeraltı ve yürüstü kaynaklarını barındıran bir ekonomik topluluk. Bence Türkiye Türk devletleriyle böyle bir işbirliğine gider. Şangay beşli, Şangay altılısı oldu tabii artık. Şangay birliğine de girmesini çok arzu ederim. Ekonomik problemleri aştığı zaman bütün dünyadaki Türkler ve diğer ırklar kendilerinde Türklüğe ait bir kanı taramaya başlayacaklar. Türklük moda olacak Türkiye ve sadece yani faşizm anlamında bunu söylemek istemiyorum. Türkiye'li ve Türk olmak belki bir moda olacak. O zaman bence zaten Türkiye ekonomik darboğazın bu problemi açtığı için birçok problemleri de bertaraf etmiş olacak. Kimse bence YPG PKK gibi ayrılıkçı söylemleri de gündeme getirmeyecek, getiremeyecek. Bu problemlerin tamamını aşmış olacağız. Bunlara bunlara ek olarak şunu da söylemek istiyorum. Ne yazık ki yapılan yanlış politikalarla burası bir başkentin, Ankara'nın, Türkiye'nin başkenti Ankara daha önceki yıllarda alınan yanlış kararlarla finans merkezlerinin bir kısmı halk bankalara ki bu kanuna da uygun değil, çeşitli anayasal kanunlara da uygun değil, İstanbul'a taşıdılar. Yani dünyanın bütün ciddi finansal iş yapan iş merkezleri bulunduğu ülkenin başkentinde her şeyden önce simge ve sembol olarak finans merkezlerinin Ankara'ya getirilip e, TBMM ile ve orada alınacak kararlarla e, koordineli çalışmasını e, sağlamak üzere e, ekonomik çalışmalarım da olacak. E, ve bütün dünyada e, eğer bir e, finansın geçiş yeri e, olacaksa ve bu işten para kazanılacaksa, yabancı sermaye yani Türkiye'ye akacaksa, bunun hem başkentin sembolü olarak Ankara'ya getirilmesi lazım hem de bu her türlü yani telekom altyapısı, siyasi ve bürokratik altyapısı alınacak hani dövizle ilgili alınacak kararların hızlı gündeme geçirilmesi için Ankara'nın tekrar finans merkezi olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da bu siyaset üstü bir konu. Bu konuda da bağımsız vekil olarak inşallah TBMM'de sizleri, evet. Ankaralıları, hemşerilerimi temsil edersem bu konuda her türlü çalışmaya yapacağım ama evet. şimdiden söz veriyorum. Tolga Bey, e, tabii biz biliyoruz ama siz Ankara'nın hem iş dünyasında hem de akademik anlamda aktif bir insanısınız, aktif bir simasısınız. Evet. E, tabii bu bağlamda biraz önceki e, cevaplarınızın, sözlerinizin bağlamında ekonomi ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Yani sizce Türkiye'nin gelişmesi için hangi alanlara yatırım yapılmalı? ekonomik işbirliğiyle neyse liderin adını vermeyeyim bir e, eski zamanlarda e, e, bir e, iktidar lideri e, televizyon programında çıkmıştı. Bu biraz e, e, ironik bir konu. E, onu hep aklıma gelir ekonomiyle ilgili sordukları zaman. Efendim dediler şu ne olacak, bu ne olacak? Benzin fiyatları işte ekmek bu kadar oldu, soğan bu kadar oldu. İşte e, boş tencereler çalıyor, tencerelerini düşüremeyeceği iktidar yok. O da şöyle dedi o lider. Ya dedi benim elimde sihirli değnek yok ki dedi. Böyle ekonomiye vurayım hemen o çizgi filmlerdeki gibi değilsin dedi. Bence tabii bir e, ekonomi çok geniş kapsamlı bir kavram. E, halkın tabii bir kesimi de yani ekonomiyi sadece iyi bir e, becerikli bir ekonomistin e, ekonomiden sorumlu bir bakanın veya kişinin ee, sanki iyi kararlar alına, alınarak hemen düzeltecek konusunda yorumları var. Tabii ekonomi böyle bir kavram değil. Başlangıçta yani üretim olmadan, yani ihracat olmadan ekonominin e, düzenebilme e, şansının olmadığı düşünüyorum. Türkiye acil, yani altyapı, ulaşım, telekomünikasyon, e, yani e, otomotif e, bu alanlarda... E, Uygun ülkelerle işbirliğine gidip e, kendi üretimine ve e, kendi üretimine gitmesi ve ihracatı arttırması gerekli. E, şimdi efendim bugün kullandığımız ayakkabıdan çoraba, pantolondan gömleğe, kravata, e, saate kadar Türk firmaların ürettiği bir saat yok, cep telefonu yok. Aselsan ben ilk Aselsan cep telefonunu kullananlardanım yani iyi bir e, ve iyi bir cep telefonu olduğunu düşünüyorum. Ki hiçbir telefonda titreşim yokken Aselsan cep telefonunda titreşim vardı. Hı. İşte geçmişini incelediğimizde çeşitli sebeplerle e, yöneticilerin hani durdurulup bu Aselsan cep telefonunun üretimden kalktığını görüyoruz. Şimdi her gencin, e, her yetişkinin, her iş adamının, her siyasetçinin, bürokratın elinde 1500-2000 dolarlık bir telefon ondan sonra milyarlarca dolar, dolarlık caddelerdeki arabaların hepsi ithal edilmiş durumda. E, saatlerimiz, ondan sonra kullandığımız bütün elektrikli cihazlar, e, klimalarımız, e, laptoplarımız, bilgisayarlarımız, evet. e, yani yerli üretim olmadan hani e, biz ne üreteceğiz de ne satacağız? E, yani şey, e, ülke ekonomisi kalkınacak. Ayrıca da ben e, tabii dediğim gibi e, Turizm Otel işletmeciliği mezunuyum, Bilkent Üniversitesi'nden okul ve bölüm birincisiyim. Bunu da söylemek istiyorum, bazı e, yöneticiler din kisvesi altına bürünerek Türkiye'deki e, turizme açık güney sahillerimizdeki otellerdeki kumarhaneleri kapattılar. Ve e, dünya kumar hissesi payından ne yazık ki Türkiye e, payını alamıyor. Bunlar Kıbrıs'a, İsrail'e, Yunanistan'a ve diğer ülkelere gidiyor. Hem Türkiye Cumhuriyet'ten, hem İsrail'den ve diğer Arap Yarımadası'ndan gelen yani kumar oynamak isteyen kişiler Avrupa'nın veya Amerika'nın çeşitli ülkelerine gidip dövizi burada bırakıyor. Tamam Türk insanına, Türk örf adetlerine, Türk yapılanmasına uygun olmayabilir kumarhaneler. Burada iş adamlarını ve belirli bir gelirin üstündekilerine e, kumarhanelerine giriş izni verip bu e, döviz girdisini Türkiye'ye e, çekmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Ve sadece bacasız sanayi e, yapılacak yani uygun turizm e, politikalarıyla uygulanacak ve kumar turizmine Türkiye'nin açılmasıyla bir birçok bir ekonomik probleminde kapanacağını kapanacağını öngörüyorum. Turizmle ilgili şu. Ne yazık ki pazarlama ve altyapı eksikliğinden en iyi tesisler bizde olmasına rağmen tüm Akdeniz'de bunları yani all inclusive dedikleri hani her şey her şey dahil, her şey dahil evet. en ucuz en alt segmentteki turisti Türkiye'ye çekerek pazarlama eksikliğinden ve yıldız yapılandırması eksikliğinden dolayı en alt ekonomik düzeydeki e, turistleri Akdeniz ve Avrupa bölgesindeki Türkiye'ye çekerek yani yanlış bir politika uyguladığını düşünüyorum. Burada yapılacak uydu uygun sınıflandırmayla e, ve turizm politikasıyla e, Türkiye'nin dış ticaret açığının büyük bir kısmının kapanacağını düşünüyorum. E, Tolga Bey, e, Ankara halkı için e, halkın yaşam kalitesini arttırmak e, amacıyla öncelik, öncelikli olarak hangi alanlarda, ...çalışmalar yapılmasını e, gerekli görüyorsunuz. Evet, e, Ankara'yı tabii yine uygulanan e, yanlış politika demeyeyim de... ...belki performans gösteremedi, ek, eksik uygulama diyelim. Ankara'nın yani uygun projelerle e, kültür, sanat, spor e, gibi alanlarda... ...tekrar cazibe merkezi e, haline getirilmesi... E, gerekli olduğunu düşünüyorum. Özellikle yani tüm dünya artık güneş sahil deniz kum üçgeninden çıkmış kültür, sanat ve spor alanlarında insanlar hani kültürel ve ruhsal doyumlarına ön plana itecek e, vokasyonlarda bulunuyorlar. E, turizm de bu alanda e, işliyor. E, Türk e, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinin başkentleri çeşitli okazyonlarla ve organizasyonlarla kendi başkentlerini bir cazibe merkezi haline getiriyor. Bu kültür festivali, turizm festivali, bu son yıllarda Türkiye'de moda gastro festivallerle bunların yeniden düzenlenerek iyi bir pazarlama ve tanıtımla, reklamla hem ulusal hem uluslararası düzeyde bir kültür akımının başkenti olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii insanlar da böyle olunca hem e, uluslararası kültürle, uluslararası e, insanlarla ve multidisipliner yapılarla tanışacağını ve kendini daha geliştireceğini düşünüyorum. Tabii yaşam kaygısı olmaması gerekli. Evet. İlk önce ekonomimizi tutsatmamız gerekli. Tolga Bey, e, açık ve samimi cevaplarınız için size çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza e, sağlık. E, Siz bu, burada ederim. görmekten çok mutlu olduk. Sağ olun. E, 14 Mayıs'ta başarılar diliyorum. İnşallah. İnşallah hayırlı sonuçlar duymak evet. isteriz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.